Esenyurt Belediye Başkanı olması gündemdeydi. Anladığım kadarıyla dün şey yaptılar, kendi tercih ettikleri ismi aday gösterdiler. Gürsel Tekin'i aday yapmadılar. O da öfkelenip istifa etti. Gerekçelerinin birçoğuna katılmamak mümkün değil. Yani bu adaylaştırma sürecinde gerçekten Gürsel Tekin'in dikkat çektiği noktalar gerçekleşti. Yani biraz böyle eş, dost, akraba işine girilmiş yani adaylar belirlenirken. Özellikle de kazanılması garanti olan yerlerde biraz tanıdıklar, mandıklar öne çıkmış, bunu söyleyebiliriz. Ama istifa etmesi gerekmiyordu bence. Yani yapması gereken... Bu muhalefet yani CHP'de çok oluyor. Yani beni yapmadılar, beni aday yapmadılar, istifa ediyorum tablosunu dan seçmen de çok haz etmiyor. Gürsel Tekin eleştirilerinde haklı olsa da istifa ederek o bütün haklılığını silmiş vaziyette. Yani ne yapması söyledikleri şeyin birçoğuna birçok kalacaktı, mücadele edecekti. Yani bu ilkelerin, değerlerim, ideolojim kalbime mühürledim diyor. O zaman sonuna kadar mücadele edecekti. Yani CHP parti içi mücadelelerin yoğun olduğu bir yer. Bir sürü insana haksızlık yapıldı. Sadece Gürsel Tekin'e yapılmadı yani. Bir sürü yanlış değerlendirme, yanlış aday tercihi yapıldı. Yani İzmir işte hala konuşuluyor. Yani Karşıyaka'da başarısız olmuş bir isim. Kendi belediye başkanı olduğu ilçede memnuniyet oranı en düşük çıkan siyasetçilerden biri, İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapıldı mesela. Neden? Çünkü kurultay mücadelesinde Özgür Özel'in yanında yer aldı ve Özgür Özel'le, bu arada şöyle bir kulis vereyim, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday yapmayın diye şey yaptığı 3 isimden biri bugün CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş. Yani işte Ankara'da biraz önce Saygı abi söyledi. Yani işte Özgür Özel'in avukatı Veli Ağbaba'nın adayı. 30 yaşında genç bir arkadaş. Hüseyin Can Güner'i böyle söylüyor. 2000... Çankaya. Son 7 yılda CHP içinde bir takım görevlerde bulunmuş. Aa işte bak parti geçmişi var falan. Ya ne diyorsunuz, dalga mı geçiyorsunuz? Ya burası Çankaya. Yani Kılıçdaroğlu da aynısını yaptı. Yani milletvekili seçiminde burası Çankaya birinci bölgedir. Ve yani Atatürk'ün yaşadığı yerdir burası. Buraya böyle partinin deve dişi gibi adamları konulur aday olarak. Kılıçdaroğlu da 3 tane isim koydu. Üçü de yani hiçbir şeyleri yok. Hani bir birinci sıradaki Gamze Taşçıer hanımefendi partide böyle şeydi. Ondan sonra Kemal Bey'in danışmanı, Kemal Bey'in işte şeyi, yani böyle bir hani nasıl olsa garanti, nasıl olsa vatandaş tıpış tıpış gidip oy verecek falan düşüncesiyle suistimal ediyorlar. Kemal Bey de suistimal etti bunu. Şimdi işte Veli Ağbaba ile Özgür Özel'in yakını diye Hüseyin Can Güner isimli bir avukat arkadaş buraya aday yapıldı. Yani evet, düzgün bir arkadaş olabilir. Ha bir de şöyle bir propagandası yapılıyor. Ya işte Alevi olduğu için hakim yapılamadı. Ya bu ülkede Alevi olduğu için, Kürt olduğu için devlet kadrolarına alınamayan mülakatlarda elenen on binlerce çocuk var. Bu arada yani Hüseyin Can Güner'in de o mağduriyeti yaşadığı belirtiliyor. İşte tamam, yani şeyin meşrulaştırmak için bu kararı bunlar kullanılıyor. İşte bu hani annesi tek başına büyüttü onu. Hmm. Annesi bir infaz koruma memuruydu. Tek başına büyüttü. Hukuk okudu. Birincilikle girdi. Birinci oldu vesaire falan. İşte hakim olması gerekirken Alevi olduğu için yapılamadı. Yani burası Çankaya kardeşim. 1 milyon nüfusu var buranın. Ankara'nın kalbi Türkiye'nin kalbi. Atatürk'ün kullandığı Çankaya Köşkü burada. Hükümet burada. Büyükelçilikler burada. Anlatabiliyor muyum? Çok yani, iyi anladım. Yani 150'ye yakın büyük 150'ye yakın büyükelçinin yaşadığı bir yer burası. Seçerken belediye başkanı adayınızı bunlara dikkat edeceksiniz. Yani ben onu oraya yerleştireyim, arkadan ben yöneteyim belediyeyi. Bu zihniyetle yaparsanız eğer
Ben de tam onu ne olacak şimdi? Zihniyet şu. Nasıl olsa CHP seçmeni gidip tıpış tıpış oy verecek. Anlatabiliyor muyum? Yani ben istediğimi koyarım oraya. Ya peki soru soruyorum Özgür Özel'e. Alper Taşdelen'in neyi başarısızdı? Bakın ben 1987'den beri burada yaşıyorum. Şurada Çağdaş Sanatlar Merkezi dışında belediyeye ait bir tane şey yoktu. Koca Çankaya'da. Yüzme havuzu yoktu. Yani bırakın şeyi, yüzme havuzu yoktu. Yeni mahallede 15 tane var mesela. Çankaya'da yoktu. Kreşler, işte Çankaya evleri, kültür sanat merkezleri, aklınızın alamayacağı bir sürü yatırım, işte bir Ankara kültür şey, Atatürk Kültür Merkezi yapılıyor şu anda, bitmek üzere. Sadece Ankara'nın değil, belki de Türkiye'nin en önemli opera, bale, işte tiyatro şeylerinden biri olacak. Yani gittim baktım inşaatına, sahnesi falan muhteşem. Daha yeni bir Kurtuluş Savaşı Müzesi açtılar, dijital bir müze. Abidin Paşa Köşkü'nde. Muhteşem bir yer. Şimdi kasasında parası var. Borcu yok. Personel, yani sözleşmeli sendikalı personel belki de Türkiye'deki en yüksek maaşı alıyor. Yapılan böyle güvenilir değerlendirmelerde Türkiye'deki en başarılı belediye olarak Çankaya Belediyesi çıkıyor neredeyse 10 yıldır. Niye değiştiriyorsunuz o zaman? Bana mantıklı bir sebep söyleyebilir misiniz? Niye değiştirdiniz? Çünkü bu arkadaş partiyi şu anda yöneten kadronun rahatlıkla sözünü dinleyecek bir arkadaş. Yani üzücü olan tarafı şu, onun adamı bunun adamı gibi sıfatlarla anılması. Hani belediyecilik zannediyorlar ki şey, yani düşün 1 milyon nüfuslu bir yer, 5 bin tane işçisi var. Yani ücret görüşmelerine sıra geldiğinde sendikayla oturup pazarlık etmesi bile problem olan bir yer burası. Devrimci işçi sendikalarının örgütlü olduğu bir yer. Çatır çatır işçiler mücadele ediyorlar. Yani bunu birçok yer için söyleyebiliriz. Yani şimdi mesela İstanbul'da dengeler çok önemlidir. Yani il şeyleri, mesela Sivaslılar yoğundur, Erzincanlılar yoğundur, Karadenizliler yoğundur, Karslılar yoğundur. Şimdi bu dengelere bakarsan mesela Gürsel Tekin'in Esenyurt'ta aday olması neden önemli? Çünkü orada önemli bir Kars kökenli vatandaşların yaşadığı bir ilçe orası. Bir önceki belediye başkanı da Ardahan kökenliydi. Gürsel Tekin de Ardahanlı. Dolayısıyla mesela bu bir denge unsurudur. Oradan oranın köken, yani Ardahan kökenli bir belediye başkanını alıyorsanız benzer özellikleri olan birini koyarsınız değil mi? Dikkat edilmemiş. 3 tane Ardahan kökenli milletvekili belediye başkanı vardı mesela İstanbul'da. Şişli, Bakırköy ve Esenyurt. Üçü de yok şu anda. Yani bu orada yaşayan 1,5 milyon insan mesela Ardahan, Kars kökenli insanlar. Böyle bir beklentileri var. Ya bizim de burada bir temsilcilerimiz olsun. Nasıl Trabzonluların oluyor, başkalarının oluyor. Bizim de olsun diyorlar. Rizelilerin oluyor, Giresunluların oluyor, Sivaslıların oluyor. Bizim de olsun diyorlar. Bu dengelerin gözetilmesi de önemli bir unsurdur. Bunlardan çok sanki ya bu benimle iyi çalışıyor, bu benim hani yol arkadaşım, bu benim sözümden çıkmaz falan gibi saiklerle hareket edilen ve o çerçevede belirlenen belediye başkan adayları var. O nedenle de tartışma yaşanıyor ama ben doğrusunu isterseniz Gürsel Tekin'in, daha doğrusu genelleme yapacak olursak CHP'lilerin ya ben küstüm oynamıyorum tavrını da beğenmiyorum. Yani düzgün bir şey değil. Kalacaksın, mücadele edeceksin. Ama çok uzun şimdi zamandır Gürsel Tekin özelinde söylüyorum. Mücadele ediyordu hiçbir görev beklentisi olmadan. Esenyurt niye olmadı onu işte anlamadım. Hani Kadıköy'ü anlayabilirim belki ama Esenyurt'u hiç anlamadım. Niye olmadığını. Ya işte anlamayacak bir şey yok. Yani
Çankaya'da niye Arkadaş Deren olmadıysa orada da... Ben bir soru sorabilir miyim? Orada o olmadı yani. Tabii, Deniz buyurun. Zeyrek, ben bir soru sorabilir miyim? Şimdi Çankaya'yı tanımladın Ankara için. İstanbul'da da garanti olan yerlerden biri Beşiktaş. Orada da bir tartışma var. O konuda ne düşünüyorsun? Ne? Beşiktaş için. Yani şey mi lan? Suh Mahri ki... Oradaki tartışma hakkında ne düşünüyorsun? Onu merak ediyorum. Ya ben bilmiyorum. İstanbul'a geldiğimde Beşiktaş'ta kalıyorum genelde ya da işte Beyoğlu'nda kalıyorum. Ben Beşiktaş'ın da iyi yönetildiği kanaatindeyim. Yani Beşiktaş'ta bilmiyorum. İstanbullu olmadığım için çok sağlıklı değerlendirme de yapılamam ama İstanbul'a gittiğimizde vakit geçireceğimiz yerlerden birisi yani hani buraya gidelim dediğimiz yerlerden birisi Beşiktaş. Dolayısıyla yaşanabilir medeni bir yer yani hayvanların adaylık açısından sormuştum belediye başkan adaylığı hani oraya kimi koyarsan seçilecek çünkü rekor kırılan yerlerden biri de CHP'nin işte rekor... aynı başkan galiba devam ediyor. Ha öyle mi? Tamam. Evet aynı başkan. Aynı başkan. Evet. Şişli değişti. Ya yani mevcut başkan devam ediyor. Nasuh Mahri ki oradan CHP adayı olmak istedi. Yapmadılar. O da bağımsız aday oldu. Bu bir tercih meselesi. Saygı duyuyorum. Yani işte Datça'da da Mesut Yer aday olmak istemişti. Onu da aday yapmadılar. İşte aynısı Dikili'de mesela oldu. Yani bu tartışmalar bitmez. Bu tartışmalar her yerde olur. Ama dediğim gibi yani insan yaşadığı şehirde, ben Çankaya'da yaşadığım için bunu sorguluyorum. Yani başka bir yer için değil. Ne oldu yani? Ne özelliği var diyorum. Neresi daha iyi? Hani mesela şimdi İzmir'de İzmir büyük, üçüncü büyük şehir ve yakından takip ettiğimiz bir yer. Şimdi aday gösterilen eski Karşıyaka Belediye Başkanı'nın Tunç Soyer'den nesi fazla? Tunç Soyer neyi yapamadı da o yapacak? Ben bu soruları soruyorum. Bir de yani, seçilen işte adayların sesini duymuyoruz daha. Sosyal demokrat belediyecilik. Ya bu şimdi herkesten şu bekleniyor AK Parti'deki gibi. Ya tartışma var mı AK Parti'de? Yani şuraya şu gösterildi, buraya bu gösterildi falan gibi bir tartışma yaşıyor muyuz? Yok anlamıyorum ama orada iktidar gücü adamlar, var. Muhalefet için biraz daha yerel seçimler... İktidar gücünün ötesinde orada, işte. Orada otorite var, otoriterlik var. Yani adam diyor ki ben diyor Kars'ta aday çıkarmayacağım, Kars'ı MHP'ye verdim. İşte AK Partili Eritaş... gitti şeyde Mersin'de konuşma yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı MHP'ye hediye etti dedi. Sorguluyorlar mı? Sorgulamıyorlar. 59 şehirde işbirliği var. Sorgulamıyorlar. Yani otorite olan yerde bunlar tartışılmaz ama CHP ben bu açıdan da çok mutluyum yani. Bu ülkede hala parti içi demokrasinin yaşadığını görmek insanı mutlu ediyor. Yani bazen hani yanlış kararlar verildi diyoruz, adayları eleştiriyoruz vesaire ama yani bir adayı adaylaştırmak için de bakın MYK toplanıyor, parti meclisi toplanıyor, ikinci tur MYK yapılıyor, ikinci tur parti meclisi yapılıyor, kıran kırana bir tartışma oluyor. Hepsini adayların duyuyoruz, şu oldu bu olmadı, bu daha iyiydi, niye bu oldu falan Sayın gibi Can Güner başından yaşıyoruz. Beri konuşuluyordu bunu, Deniz. Yani hatta... Ya Ebru ben iki buçuk ay önce bak iki buçuk ay önce Veli Ağbaba'nın desteklediği söyledim. Hüseyin Can Güner'in Çankaya'ya aday yapılacağını söyledim. Evet. Özgür Özel'in avukatı. Bu etik Malatya'yı açıdan. Malatya'yı da söyledim. Yani Hüseyin Can Güner bak Hüseyin Can Güner çok parlak biri olabilir. Çok başarılı biri olabilir. Bunu tartışmıyorum ben. Yolu açık olsun, başarılı olsun. Bu bizim lehimize. Nasıl Mehmet Şimşek başarılı olsun istiyorsak, bu bizim yaşadığımız ülkenin ekonomisini çünkü ona emanet ediyorlar. O başarılı olursa bizim ekonomimiz düzelecek, değil mi? Ya ben de Çankaya'da yaşıyorum. Bu aday kazanacak ve başarılı olursa benim yaşadığım şehir güzelleşecek. Yani dolayısıyla tartıştığım şey o değil. Yani Allah yolunu açık etsin. Başarıdan başarıya koşsun. Ama benim tartıştığım şey o değil. Etik diyoruz, işte siyasi etik diyoruz.
demokratik parti içi demokrasi diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Ondan sonra tırnak içinde söylüyorum, Özgür Özel'in avukatı. Ya bu cümle bile, bak bu sıfat bir ismin başına geldiğinde, isim ne kadar iyi olursa olsun, isim ne kadar başarılı olursa olsun, o siyasi etik tartışmalarında sınıfta kalıyorsunuz. Adam avukatını garanti bir yerden aday gösterdi algısı oluşturuyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani bundan sonra bu tartışılır martışılır değişmez. O adam artık burada aday olacak ve Çankaya'da belediye başkanı olacak. Bunun tartışılır bir tarafı yok. Yani burada ama şimdi bakın, bir partinin oyunu %74'e çıkarmış bir isim vardı burada. Ve gerçekten de yatırım yapmış yani. O kadar önemli bir cümle kurdu ki geçen. Üstünde Çankaya Belediyesi tabelası olan binaların tamamı bize aittir dedi. Belediyeye aittir. Belediyenin iki dönem önce bulunduğu bina bile kiralıktı, biliyor musunuz? Yani belediye başkanının makamının olduğu bina bile kiralıktı. Yani bunlar önemli şeyler. Bunları görmezden gelemezsiniz. Öteki türlü ne oluyor? Aday belirlerken iki şeye dikkat ettiniz oluyor. Bir, kurultay hesaplaşması. İki, benim adamım. Peki, burada bir araya gideyim yani, hemen döneceğim. Kısa bir aram var, vereyim. Çok teşekkürler. Yani benim söylemek istediğim şey özetle şu. Böyle maalesef siyasetçilik, yani siyaset profesyonelliği diye bir şey gelişmiş. Yani mesela ya işte Çankaya önemli bir model olduğu için Çankaya üstünde duruyorum. İşte 1 milyon nüfuslu, 5 bin işçisi olan, işte yaşam standartları çok yüksek olan, yaşayanların beklentilerinin çok yüksek olduğu bir yer burası. Dolayısıyla oraya başkan yapacağınız insanın oraya dair bir liyakatli bir tarafı olmalı. İyi bir yönetici olmalı mesela. Çünkü 5000 işçi yöneteceksin en azından yani. Hiçbir şey yapmasan 5000 tane yöneteceğin işçi var yani. Ama mesela bu liyakat aradığında sana şu cevabı veriyorlar. 2007'de Gençlik Kolları üyesi oldu. 2009'da bilmem ilçe yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu. 2014'te ilçe sekreteri oldu. 2000 bilmem kaçta il başkan yardımcısı oldu. Yani parti içinde bir takım görevlerde bulundu. Ya bu 1 milyon nüfuslu bir yeri yönetebilmek için yeterli midir? Ya da Alevi olduğu için hakim olamadı. 10 binlerce insan var. On binlerce aynı siyasi yolu izlemiş on binlerce genç insan var. Neden bunu seçiyorsunuz? Cevap ortada. Genel başkanın avukatı, Veli Ağbaba'nın has adamı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben Çankaya'da yaşayan biri olarak oy vermeden önce bu tür değerlendirmeleri yaparım. Yani daha önce de işte milletvekili seçiminde de yani Sadullah Ergin çok tartışıldı ama Sadullah Ergin'in üstündeki isimler CHP'li adaylar da yani tıpış tıpış gidip oy verecekler diye düşünen bir insana hayır kardeşim tıpış tıpış oy vermem ben bu isimlere diyebiliyor bazen. Çünkü Çankaya seçmeni okumuş yazmış entelektüel beklentileri yüksek seçmenler. Evet, CHP'nin seçmeni. Yani ben iddia ediyorum Alper Taş denen %74'e çıkarmıştı oy oranını burada. Bu bir miktar düşecektir. Yani 10 puan falan düşecektir. Büyük ihtimalle düşecektir. Ama cepte olduğu için ya bu şey mantığını sevmiyorum ben. Kupon belediye. Hani iktidarın kupon arazi kesin şeyi var ya, alıyorlar, imar değişikliği yapıyorlar ve milyarlarca lira kazanıyorlar. Kupon arazi. Burada da böyle kupon belediye gibi bir şey oldu ki kazanılması garanti olan belediye. Seçmenlerin tıpış tıpış gidip oy verdiği belediye falan gibi bir zihniyet oluştu. Allah yolunu açık etsin diyorum Çankaya adayının. Genç biri, başarılı, kendi alanında başarılı biri, iyi bir hukukçu olabilir vesaire ama haksızlık olduğu kanaatindeyim. 2 ay önceden belliydi. Ben yazımda da yazdım, burada da söyledim.
Çankaya'ya bu ismi yapacaklar diye. Niye o zaman Alper Taşdelen'e Çin işkencesi yaptınız? Yani iki aydır Kadıköy'deki belediye başkanına niye Çin işkencesi yapıyorsunuz? İki ay önceden aynı isim çıkmıştı zaten. Haberlerde. Belirleseydiniz. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Yani niye o zaman bu mevcut belediye başkanlarına Çin işkencesine döndürüyorsunuz? Doğru. Ha, bir başka sorun daha var. Başka bir sorun daha var. Bugün ayın 13'ü değil mi? 13 Şubat. Evet. Şurada kaç gün kalmış? 16, 30, 45 gün kaldı. Bu adamlar 45 günde ne yapacaklar Allah aşkına? 45 günde kendilerini tanıtamazlar. Bir de böyle bir tarafı var yani. Madem yani kurultayı kazandığın gün burada kimi aday yapacağına karar verdiysen o zaman açıklasaydın en başta, çalışsalardı, hazırlık yapsalardı. Yani öyle de bir saçmalık var yani. Buyurun Deniz. Üzücü olan taraf şu. Çok özür dilerim. Üzücü olan taraf şu. Hatay biraz kaderine terk edilmiş vaziyette. Yani aslında biliyor musunuz? Yani hani 6 Şubat'ta yıl dönümünde de gitmiştim. Orada bir kere daha gördüm. Hatay'da yönetilecek bir şehir yok. Yani Hatay'da belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı olmanın ya da ilçe belediye başkanı olmanın bir işte sonucu olmayacak yani. Hatay'ın başına gelen felaket öyle belediye başkanıyla vesaire falan tolere edilebilecek bir felaket değil. Hatay için bir seferberlik lazım. Yani bütün ulus olarak bir araya geleceğimiz, kenetleneceğimiz, o şehri ayağa kaldıracağımız bir seferberlik lazım. Yani gerçekten ha Lütfü Savaş kazanmış, ha AK Parti'nin adayı kazanmış. Bakın ismini bile bilmiyoruz. Yani ben Cem Bey'e katılıyorum. Biraz böyle takım tutar gibi şey yapıyoruz. Hani ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş kötü gitse de Beşiktaşlıyım diyorum. Yani Beşiktaş küme düşse de Beşiktaşlıyım diyorum. Takım tutmaya benzetilmesinin şeyi bu işte. Yani ya partiniz beceriksiz. İşte 20 senedir iktidarda, ülkenin hali ortada. Yani 4 rakamlı şeyle et alıyorsunuz. Öyle bir hale gelmişiz. Geçen sene Ramazan paketinin bu sene 4 katına çıkmış yani. 150 liradan 600 liraya çıkmış neredeyse. Yani ve bu partiye gidiyorsunuz, gözü kapalı oy veriyorsunuz. Dün ben mesela Ebru, astronotumuzu şehir şehir gezdirirler şimdi demiştim. Ama hiçbir bilgim yoktu yani. Sırf AK Parti'nin siyaset algı vesaire falan şeyini iyi bildiğim için söyledim bunu. Yani biliyorsun bir önceki seçimde de TOG'u gezdirdiler şehir şehir. Yani Yozgat'ta deniz olsaydı TCG Anadolu'yu götürüp Yozgat'a bağlayacaklardı vatandaşlar ziyaret etsin diye. Yani bu şimdi de 80 bu, sen bir sabah okurken dinledim, 81 ili dolaşacak dedin. Yani evet, işte, öyle bir bilgi Gezer var. Avcı. Evet. Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine de atandı. Bak işte yani demek ki ben tamamen öyle tahmin olarak söylemiştim. Hiçbir bilgim yoktu yani. Ama AK Parti siyaseten bu tür şeyleri çok iyi kullandığı için şimdi şehir şehir gezdirirler dedim. Gerçekten de öyle oldu. Ve ben başta hani Gezer Avcı'ya da hani Atatürk'ün sözüyle işte istikbal göklerdedir vesaire falan dediği için de bir sempati duymuştum doğrusunu isterseniz. Ama şimdi tavırlarına falan bakıyorum böyle. Dün mesela yayından sonra gittim baktım. Mesela İtalyan astronotun sayfasına girin bakın mesela sosyal medya sayfasına. Ne yapıyor? Hiçbir şaşası şuyu buyu yok. Walter Villadei diye bir adam mesela. En son Instagram sayfasında Dragon uzay gemisinin paraşütle denize indiği anın fotoğrafları var mesela. Bir de bizim Gezer Avcı'ya bakın. Siyasetçi gibi uçaktan inerken el sallayan fotoğrafı. İnsanları selamladıkları fotoğraflar, işte ne bileyim hani işte bizim orada güzel bir laf var ama söylemeyeceğim. O zaman yani Türkiye'nin gündemi Alper'le Dilber arasına sıkışmış bir gündemden gidiyoruz demek.
hocam. Bir de biliyorsun. Ya ona kızıyorlar. Evet. Ona kızıyorlar. Ona Sayın Bahçeli çok kızdı ona biliyorsunuz. Evet. Ben de o aşamaya getirmek istemem ama ya 55 milyon dolar veriyorsunuz. Bir yolcu olarak gidiyor bakın. Yani bir yolcu olarak gidiyor. Parasını veriyorsunuz. Bu iş adamları da gidiyor biliyorsunuz. Aynı parayı yurt vererek. Yurt dışında gidiyorlar. Yolcu yani. Olarak gidiyor. Ha, 260 sefer yapmış bu gemi uzay üstüne. 260. Bayağı gitmiş. Ama biz böyle bir Orta Doğu ülkesi, bir üçüncü dünya ülkesi kompleksiyle hareket ediyoruz. Ya yaşasın bir şey, birini uzaya gönderdik geri geldi vesaire falan diye böyle. Ya düşün o voleybolcu kızlarımızın başarısı gerçekten çok önemliydi mesela. Evet, o çok önemli. Öyle değil mi? Çok. Yani olimpiyat, dünya şampiyonası bilmem ne. Onları şeye doldurdular, tarifeli uçağa. Tarifeli uçakla getirdiler. Gerçekten Gezer doğru söylüyorsun. Gezer özel uçakla dolaştırıyorlar. Evet. Gerçekten gidin bakın mesela İsveç'e bakın. İsveç'ten de bir astronot vardı. İtalya'ya bakın. İtalya'da da bir astronot vardı. Bu muamele hangisine yapılmış? Bu gerçekten bir kompleks gibi. Yani bir ne bileyim, benim hoşuma gitmedi. Benim içime sinmedi. Gezer Avcı'nın da bir subay olarak bu ülkenin şanlı ordusunun, işte ebedi başkomutan Atatürk'ün ordusunun bir mensubu olarak kendisini siyasete böyle alet etmemeli. Hayır kardeşim, ben sizin siyasi propaganda aracınız olamam demeli bence. Biraz dik durmalı. Yani şu anda TOG'dan farkı yok memleket için. TOG gibi, şehir dolaştıracaklar. Ya gerçekten yani biraz insan dik, ben bu şanlı ordunun, hava kuvvetlerinin bir subayıyım deyin, dik durun ya. Yani ya bir şey yapmadı ki, geldi işte özel uçakla getirdiler. Yani binmeyeyim mi desin, binmiş. Sonra basın toplantısı yaptı, sonra bayrağı teslim etti. Daha bir şey yapmadı. Onu demiyorum Ebru. Onu demiyorum. Yani bu şehir dolaşıp siyasi partinin propagandasına alet olmasın diyorum. Doğru söylüyorum. Alet olmasın. Tamam. Olmasın yani. Doğru, bu şanlı ordunun üniformasını giyen bir pilot o. Doğru. Togu da şimdi işte bakın İtalyan astronot ya da İsveçli astronot böyle bir şeye alet olmuyor. O da olmasın. Ya da İtalyan hükümeti ya da İsveç hükümeti onu, o astronotları propaganda amaçlı kullanmıyor. Doğru söylüyor Alper Gezer Avcı. Bizimki biraz böyle kompleks. Ya şöyle bir şey var, ben ikisini ayrı tutuyorum. Biraz önce hani bazı adayları eleştirdik, bazılarını şey yaptık ama mesela burada Çankaya adayını Mansur Yavaş belirlemiş olsaydı çok farklı bakardım. Yani Mansur Yavaş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben burada bu isimle çalışmak istiyorum deseydi bu tutarlı bir yaklaşımdır. Çünkü bu bir ekip işidir yani. Büyükşehir Belediyesi, aşağıda belediye, ilçe belediyeleri, onlarla birlikte oluşacak meclis. Yani bazen mesela öyle bir şey olabilir ki bu seçimde Çankaya'dan gidecek bir belediye meclis üyesi, Büyükşehir Meclisi'ne Çankaya'dan gidecek bir belediye meclis üyesi eksik olsa belki de oradaki çoğunluğu kaybedecekler. Anlatabiliyor muyum? Bu nedenle kritik. Şimdi onun için Ekrem İmamoğlu'nu ayrı tutuyorum ben. Ekrem İmamoğlu bir büyükşehir belediye başkanı. Dolayısıyla İstanbul'un ilçelerindeki belediye başkanlarının belirlenmesinde etkili olması gayet doğal. Yani şöyle bir şey düşünün ya. Yani mesela Veli Ağbaba'nın ismi çok geçiyor. Malatya'dan aday olmuş. Bir kere bu adaylık yani... Nasıl olsa seçilemeyeceğiz, işte Malatya milletvekilimiz gitsin orada kampanya yapsın gibi bir şey olmuş. Ya ben bu şeyi anlamıyorum yani, seçilemeyecek şehirlere o şehirlerin milletvekillerini aday göstermeleri meselesinde çok büyük bir kolaycılık olarak görüyorum. Ya hiç mi isim üretemediniz? Hiç mi böyle orayı sallayacak, oradaki siyasi tabloyu değiştirecek bir siyasetçi üretemediniz o şehirden? Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani İmamoğlu bu açıdan önemli bir örnektir. İmamoğlu belediye, şimdi hatırlıyorum ben Canan Kaftancıoğlu il başkanıyken önce profil belirledik sonra adayı belirledik demişti İstanbul için. İşte nedir? Genç olsun. Yani genç derken 45-60 yaş arasında bir isim olsun.
belediyecilik deneyimi olsun, muhafazakar camiayla bağı olsun, iletişim kurabilsin vesaire falan gibi bir sürü madde sıralıyordu ve buna uyan bir isim olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu seçmişlerdi ve nitekim Ekrem İmamoğlu aday olduktan sonra ne kadar doğru bir profil olduğunu göstermişti. Tayyip Erdoğan'ın iki tane büyük silahı var. Bütün seçimlerde onu kullanıyor. Biri milliyetçilik, ötekisi muhafazakarlık. Adam Trabzonlu bir milliyetçi çıktı. CHP'li olmadan önce milliyetçi kimliği ön planda. Aynı zamanda da işte Yasin'i Arapça orijinalinden okuyabilen, hatim indirebilen bir muhafazakar çıktı. Yani bir CHP'li profilinin dışında ama aynı zamanda bir CHP'li profilini taşıyan işte seküler bir şey ama aynı zamanda da milliyetçi ve muhafazakar yan. Ondan sonra bir baktık muhafazakar ilçelerde başörtülü çarşaflı kadınların ilgi odağı oldu. Onların sevgisini kazandı ve seçimi de kazandı. Binali Yıldırım'a karşı yarıştı, Tayyip Erdoğan'a karşı yarıştı, Süleyman Soylu'ya karşı yarıştı. Bütün devlet karşısındaydı bütün imkanlarıyla. Ona rağmen kazandı. Şimdi bu model aslında CHP'nin bütün şehirlerde arayıp bulması gereken, ortaya çıkarması gereken bir modeldi. Ama yapamadılar, yapamıyorlar çünkü o benimki olsun şeyinden kurtulamıyorlar. Yani hedefleri partiyi büyütmekten çok sahip oldukları işte avantajları artırmak ve bir de hani küçük olsun bizim olsun şeyi bu sosyal demokrat daha doğrusu CHP'deki bu şeyden CHP'nin genlerinden bir türlü atılamadı. Küçük olsun bizim olsun bizde kalsın falan gibi yaklaşımlar. Şimdi onun için ben Ekrem İmamoğlu'nun Cem Bey'in söylediği gibi büyük bir risk aldığını, çok başarılı da olabileceğini ama riskleri de barındırdığını, riskleri de beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Hani işte Ekrem Kadıköy adayına mesela bir şey diyemiyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu tarafından belirlenmiş, onun iyi çalışacağı bir isim. Zaten Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partinin sözcüsü. Oradaki performansı da gayet iyi bir isim Mesut Bey'in. CV'si paylaşılıyor. İstanbul belediyeden danışmanlar vesaire CV'sini paylaşıyor Mesut Kösedağ'ın. Ya o CV'ler şimdi orada da diyor ki işte şurada gençlik kolları üyeliği yaptı. Şehir planlamacısı. Ya ben 50 senedir bu partiye oy verdim, gönül verdim. Ben bu adaylığı hak ediyorum cümlesini ben doğru bulmuyorum. Ya bu partiye oy da verebilirsiniz, üye de olabilirsiniz, gönül de verebilirsiniz ama belediye başkanlığı başka bir şeydir. Evet. Ya şimdi mesela ben bazı meslektaşlarımızın şeyine de milletvekili adayı oldu, kazanamadı, döndü. İlçe belediye başkanı adayı olacağım vesaire. Ya böyle bir şey yok. Yani siyaset dediğiniz şey o olmadı bu olsun, bu olmadı o olsun tarzı bir şey değildir. Yani milletvekilliği de yaparım, MYK üyeliği de yaparım, parti meclisi üyeliği de yaparım, belediye başkanlığı da yaparım. Ya böyle değil siyaset. Bir şeyiniz, profiliniz vardır. Nerede başarılı olacağınızı belirlersiniz. O doğrultuda gidersiniz. O da olur, bu da olur. Olmaz. Siyasette bu bakış açısıyla başarısız olursunuz. Dolayısıyla da ben yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da karar alıcı noktada olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Riski varsa da ona kendisi nedir? Başarısız olursa bedelini kendisi ödeyecek. Deniz Bey bir şey yani, sorabilir miyim? Şimdi tabii ki. Bu toplantıya Kılıçdaroğlu katılsa şöyle Ekrem İmamoğlu'nun elini kolunu kaldırsa bir destek mesajı görüntüsü verse CHP'ye faydalı olmaz mıydı? Hayır dedi. Olmaz olur muydu? Ben olmaz olur muydu? Kılıçdaroğlu çok yanlış bir yerde gidiyor. Kılıçdaroğlu evet. O kadar yanlış bir şeyde hareket ediyor ki bugün yine röportajı var. Ya simit yiyen halkımız yine bu iktidarı seçti. Sizin yüzünüzden. Siz başarılı olamadınız. Siz güven veremediniz. Yani adam soğan yemeyiz, Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyiz sloganına sarıldı ve Tayyip Erdoğan'ı yani büyük bir farkla kazanmanız gerekirken
yurt dışı oylarıyla başka uyruklardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına geçen insanların oylarıyla kıl payı bir seçim kazandı Tayyip Erdoğan. Siz olmasaydınız başka güçlü bir aday olsaydı büyük bir farkla kazanabilirdi belki. Bakın birinci tur referandumdu. Birinci turu Tayyip Erdoğan geçemedi. Yani bu birinci turda insanların %50+1'i Tayyip Erdoğan devam etsin demedi. Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na karşı kazandı. Yani Tayyip Erdoğan kalsın mı gitsin mi oylamasından gitsin çıktı. Tayyip Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu oylamasından Tayyip Erdoğan çıktı. Kimse bunun farkında değil. Birinci turda %50+1 alamayan Tayyip Erdoğan referandumu kaybetmiştir. Ama Kılıçdaroğlu'na karşı kazanmıştır. Kılıçdaroğlu bundan hiç ders çıkarmıyor. Hala orada bir ofis tutmuş, kendi kendine siyaset yapıyor. CHP'yi kendi açısından dizayn etmeye çalışıyor. Farkında değil, yanında kendisini bütün yanlış kararlara yönlendiren danışmanlar bugün CHP'nin yeni yönetiminin etrafında perende atıyorlar. Biz de girelim çembere, biz de yeni yönetimin bir parçası olalım diye. Kemal Bey zannediyor ki onların hepsi o zaman kendi gücünden faydalanarak, kendi istikballerini Kemal Bey'e bağlayarak milletvekili seçilen, yönetici seçilen o isimler sonsuza kadar kendine bağlı kalacaklar. Kendini hala parti içinde bir güç odağı zannediyor. 1 Nisan'a hazırlanıyor. Hazırlanmıyorum diyor ama hazırlanıyor yani. Hala parti içinde Kemal Bey taraftarları tavır koyacak. İşte yeni yönetimin başarısız. Ya bu kadar küçük düşünülür mü? Kemal Bey 1 Nisan'da yeniden partinin başına gelsin diye bütün büyükşehir belediyeleri iktidara teslim edilir mi? Yani bunu hangi siyasi akılla açıklayabilirsiniz? Kemal Bey o kadar yanlış şeyler yapıyor ki bakın Eskişehir'de Büyükerşen yıllardır dostu arkadaşı. Büyükerşen'in adaylığı olmadı. Kendi önerdiği bir ismi aday yaptılar. Onun lansman toplantısına gideceğini söylediği halde gitmedi. Özgür Özel'le aynı kareye girmemek için sonra ayrıca ziyaret etti. Yani neden böyle yaparsınız? Deniz Baykal'ın cenaze anma töreni. Bakın bir fotoğrafta Özgür Özel var, partililer var. Bir fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu var, yanında 3 kişi var. Ayrı gitmiş Deniz Baykal'ı anmaya. Ya bu nasıl bir zihniyettir? Nasıl izah edersiniz? Yani mevcut genel başkan, önceki genel başkanlar hepiniz hep bir arada Deniz Baykal'ın mezarının başında kendisini saygıyla ansanız ne kaybedersiniz? Anlatabiliyor muyum? Kemal Bey'in çok haklısınız, yapması gereken doğru olan da o. Meydan dolaşıp ben bu genç arkadaşlara demokratik bir yarışa girdim, bunlar kazandılar, şu anda da yanlarındayım, arkalarındayım demesi gerekirken başka bir güç odağı olarak 1 Nisan hesapları yapıyor. Yani oradan da bir sonuç çıkarabileceğini ben zannetmiyorum. Son bir soru var. İzleyicilerimiz Özgür Özel o toplantıda olsun. Niye yok diye sormuşlar ama toplantı dün uzun sürdü. Beklemedik, tarihi değiştirmedik dedi İmamoğlu ama Özgür Özel CHP Genel Başkanı niye, partililer niye İstanbul'da değiller diyor izleyiciler. Ya bu dünkü toplantı çok geç bitti Ebru. Yani ben fiziki olarak gidebileceklerini ve orada şey yapılabileceklerini zannetmiyorum. Gerçekten çok geç bitti yani gece. Bak bütün hiçbir gazeteye ikinci turun sonuçları girmemiş. Yansıyamadı, geç bitti. Sabah gelirken ben baktım. Hala işte bu işte Çankaya vesaire falan sonuçları daha ne 2 gibi falan netleşmemişti yani gazeteler baskıya girince. Evet, İstanbul'da hazırlanmış, tarih belirlemiş. O tarihi değiştirmedik, devam ettik diyor İmamoğlu. Ya evet, sonuçta az bir zaman kaldı. Şöyle zaten. Bir işte biraz önce anlatmaya çalıştığım şey İmamoğlu İstanbul'da önemli bir güç odağı. İmamoğlu Türkiye'de önemli bir siyasi güç odağı. İstanbul seçimlerini tekrar Tayyip Erdoğan'a rağmen kazanırsa Türkiye'nin geleceğinde siyaseten damga vuracak bir isim. Gördünüz zaten biraz önce. Dolayısıyla da yani orada Özgür Özel'in olması vesaire falan çok bir şey ifade etmez. Bir de yani elbette ki tabii güç katar ama yani o İstanbul özelinde bir lansman toplantısı ve güçlü bir aday.
Hani İmamoğlu orada zaten İmamoğlu'nun yaptığı bir toplantı. Ben çok da önemli bir detay olduğu kanaatinde değilim. Genel başkan niye orada değil diye. Bunu birçok ilde yapacaklardır. Genel başkan hepsine zaten yetişemeyecektir. Ben sadece şunu söyleyerek tamamlamak istiyorum. CHP'nin burada genel merkezde etkili olan isimleri açısından söylüyorum. Bakın Malatya mesela Veli Ağbaba bu kadar aktif oldu. Başka başka şehirlerde başka başka ilçe başkanlarının belirlenmesinde şey oldu, sözü oldu, söz sahibi oldu. Hı hı. Malatya'yı kazanmalı. Malatya'dan güçlü siyasetçiler çıkarmalı. Yani öyle iş olsun diye adaylık, milletvekiline aday gösterelim denilen şehirleri CHP'nin olmamalı. Kazanmak için aday olan güçlü aday, yani güçlü bir parti olmalı CHP. Şimdi Manisa, Özgür Özel genel başkan, CHP'nin genel başkanı Manisalı. Manisa'yı bu seçimde CHP alabilmeli. Öyle çalışmalılar. Yani hani Hakkari'deki adayı belirlersiniz. Ya da İzmir'in bilmem ne ilçesindeki aday sizin adamınız olur. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki aday sizin adamınız olur. Ama kendi şehrinizde belediyenizi alamazsanız o zaman tartışılırsınız. Bu bence önemli bir gösterge. Siyasetçiler kendi şehirlerinde güçlü olabilmeli. Yani siyasetçiler kendi şehirlerinde belirleyici olabilmeli. Onun için ben Ekrem İmamoğlu'nun ya da Mansur Yavaş'ın bakın burada sessiz sedasız bir mücadele yürütüyor. Ne tartışmalara alet oluyor. Böyle anketlere bakıyorum. Gerçekten büyük bir fark var. Yani iktidar partisinin adayı vaat olarak Mansur Yavaş'ın 3-5 yıldır yaptıklarını dile getiriyor. Emeklilere destek şeyi diyor Mansur Yavaş yapıyor. Çiftçilere bilmem ne desteği diyor Mansur Yavaş zaten yapıyor. Çorba dağıtacağım diyor Mansur Yavaş zaten dağıtıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani siz burada Mansur Yavaş artık yerel olarak bir siyasi güce dönüşmüş. Ekrem İmamoğlu orada yerel olarak bir güce dönüşmüş. İşte Zeydan Karalar dün özel kalem müdürü menfur bir saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Yani Zeydan Karalar mesela bir güç odağı olarak Adana'da dimdik duruyor orada. Bütün bu saldırılara rağmen. Mersin'de Vahap Seçer öyle gerçekten güçlü bir şekilde duruyor. Yani bu isimlerin hepsi kendi şehirlerinde güç olmuş isimler. Biraz böyle bakmak lazım. Yani ben şunu orası garanti yer, şunu koyayım alayım işte uzaktan ben yönetirim falan gibi bir bakış açısıyla siyasette büyüyemezsiniz. Ekrem İmamoğlu gerçekten büyük bir mücadele veriyor. Tayyip Erdoğan'a karşı veriyor. Yani Murat Kurum'un ben isim olarak çok bir önemi olduğu kanaatinde değil. Çünkü şey değil yani böyle parlak bir profil falan değil. Başarılı da değil yani. Gerçekten başarılı da değil. Yani 5 sene Şehircilik Bakanlığı yaptı. İmar affıyla anılıyor şimdi. Kamu ihalelerini yandaş müteahhitlere dağıtmakla anılıyor. Bakın seçim evet. Mesela bunu Cem Bey çok sever bu tür şeyleri. Finansmanlarını, seçim finansmanlarını keşke şeffaf bir şekilde açıklasalar. Ben Murat Kurum'un destekçilerini çok merak ediyorum. Kim ne kadar ekonomik destekte bulunmuş? Bakanlık zamanında ihale verdiği müteahhitler kendisine ne kadar ekonomik destekte bulunuyor adaylık kampanyasına çok merak ediyorum mesela. Keşke bütün adaylar İmamoğlu da başkaları da bunları açıklasalar mesela. Bizim yatılı okulda evet. Şerif abi bizim yatılı okulda kantincimiz vardı Celal'di ismi. Bu özellikle de bu hani yuvarlak bir tatlı var ya tulumba tatlısında evet, abi, evet. O şey bir geleneksel bir ismi var onu da söyleyemiyorum. Söylemeyelim onu evet ortası halka özellikle yani şey susamsız tatlı. Simite benziyor biraz küçük şekere batırıp veriyorsun lokma tatlısı bir çeşit tatlı evet. Evet. Onu mesela çok zam yapardı gereksiz yere. Adamcağızı Şaki diyorduk. Yani adı Celal'di biz Şaki yani eşkıya anlamında Şaki diyorduk.
sırf yaptığı zamlardan dolayı şimdi herhalde bütün kantinciler şu anda şaki pozisyonunda yani. Bu zamlardan dolayı öğrencilerin haz etmediği insanlara dönüşmüş vaziyetteler anladığım kadarıyla. Evet, gayet normal. Yatırım yani üreterek değil de sosyal yardımlarla geçinmek isteyen bir kitle yaratıldı yani 22 yılın. AK Parti iktidarının 22 yıldaki en büyük başarısıdır nedir diye sorarsanız ben bunu derim. Yani çok emin adımlarla ilerliyorlar. Yani bu ekonomik model bir siyasi modelin temel yapı taşıdır. Yani gidiyorsun mesela ya ben bu yaz yaşadım işte yani annemle babama bakması için bir ay süreyle bir yardımcı aradım. Yani asgari ücret vereceğim işte bir aylık da olsa vergisini primini vesaire yatıracağım. Gittim belediyeden ya da kaymakamlıktan sosyal yardım alan insanlar arasından şey yapmaya çalıştım. Yani gelin bakın oradan 2000 lira alıyorsunuz buradan 11 bin küsur alacaksınız. Bir ay sadece bir kişi bile bulamadım 7-8 kadınla görüştüm 7-8 insanla görüştüm. Bir kişi bile gelmedi. 2000 lirayla bir ay geçinmeyi çalışmaya tercih ediyorlar. Yani bu böyle bir devlet ideolojisi var şu anda. İktidarın yarattığı bir ideoloji bu. O nedenle ben çok anormal karşılamıyorum. Yani millet işte bakın tartışmalara bakın. Kömür dağıtılan kömürden taş çıktı. Yani itiraz noktasına bakın. Bana niye kömür dağıtıyorsun? Ben niye kömür alacak duruma düştüm diye sormuyor. Bana verdiğin kömürden taş çıktı diye tepki gösteriyor. Yani emekliyi 5 bin lira ikramiye alacak pozisyonuna niye düşürdün diye sormuyor. Bana niye emekli ikramiyesi vermedin diye kavga ediyor. Benim maaşım neden 10 bin lira ya da benim işte nedir kök maaşım niye 5500 lira diye tartışmıyor. Ya da benim emekli maaşım nasıl asgari ücretten daha düşük olur? Adı üstünde asgari ücret yani. Nasıl daha düşük olur diye tartışmıyor. 5000 lira ikramiye ya da bayram ikramiyesi 2000 liradan 3000 liraya çıksın diye mücadele veriyor. Bu çok bilinçli bir siyasi tercih. İşe de yaradı. Yaramaya da devam ediyor. Bence muhalefet partilerinin bunları bu tür şeyleri analiz etmesi lazım. Bunlara göre siyaset belirlemesi lazım. Yani doğru. Yani uçmak üzere şu anda başımda ama uçmak ben Ankara'da, üzere. Ben Ankara'da yaşıyorum onun için benden çok umutlu olmayın. Ankara'da çok da öyle aklı başında ya, olmak zor Ankara'da. Ben de tünelin ucunda bir ışık görmüyorum Şeref Bey. Peki bir parıltı maalesef vardı o üstümüze gelen tren mi yoksa Cem Bey? Tünele gelemedik. Yani şimdi siz konuşurken aklıma... Kaç dakika var Remzi? 3 dakika, tamam. Buyurun dedim. Söyle. Ya kısa bir şey söyleyeceğim. Aklıma şey geldi Şeref abi konuşurken. Ya şimdi mesela yurt dışında Türk çocuklar gidip okuyorlar ya. Diyorlar ki işte 20 saat çalışma hakkın var falan. Ondan faydalanan mesela bir öğrenci İngiltere'de saatine 11-12 pound kazanıyor. 20 saat çalıştığında 220 pound gibi bir haftalık şey oluyor. Ayda 880 pound oluyor. Bakın bir öğrenciye tanıdıkları hak ve öğrencinin o bir ayda kazandığı para 880 pound. Avrupa Birliği ülkelerinde bu rakam 900 euro, 950 euro hatta bazen 1000 euroyu bulabiliyor. Düşünün yani bir öğrencinin orada böyle part time çalışarak elde edeceği gelire bakın. Yani emeğin hani burada da bir sömürü var aslında. Öğrenci sömürüsü, yabancı sömürüsü vesaire. Buna rağmen ellerine geçen paraya bakın. Türkiye'de asgari ücretin karşılığına bakın. Yani Türkiye'deki asgari ücretin neredeyse 1,5 katı yani baktığınız zaman. Düştüğümüz durum bu işte. Yani hep kıskanıyoruz, hep şey yapıyoruz ya Avrupa ülkelerini. İngiltere'ye, Amerika, pardon onlar bizi kıskanıyor. Özür dilerim. Tabii. Aklım kalmadığı için yanlış cümle kurdum. Çok özür diliyorum. Ankara'da aklı gitmesin lütfen. Bak yani, Ankara güzel Ankara. Herkes seni ister Bahtı Kara diye marşımız vardı. Ankara'nın durumu böyleyse İstanbul'dakiler ne yapsın kardeşim?
İstanbul, evet. Vallahi Ankara falan kalmadı artık. Zaten fiili olarak her şeyi İstanbul'a taşıdılar. Rant İstanbul'da, Merkez Peki. Bankası İstanbul'da. Cumhurbaşkanı İstanbul'daki sarayları daha çok kullanıyor. Artık emir değil, talimat değil, buyruk veriyor. Yani o saraylardan bulaşan bir his bu galiba. Yani saraylarda fazla yaşayınca buyruk vermeye başlıyor insan. Öyle bir ülke olduk işte. Peki. Bitireceğiz şimdi.